Netanyahu dün onay verdiği ateşkes ve takas anlaşmasının e, aynısını daha önce reddetmişti. Aradan geçen zaman neyi değiştirdi, neden kendileri bu kez talepkar oldular ona dair bazı tespitler var. Siyasi kariyeri zikzaklarla dolu olan Benjamin Netanyahu en büyük geri adımlarından birini attı. İsrail başbakanı savaşın başında rehinelerin kurtarılmasını öncelik olarak saymamıştı. Gazze'deki rehinelerin hepsi eve dönmeden ateşkes olmayacağını söylüyor. Savaşa devam etmekten başka alternatif yok diyordu. Yapmayacağımız bir şey var. Rehineler dönmeden ateşkes olmaz. Ateşkes lafını sözlükten tamamen çıkarın. Kazanana kadar devam edeceğiz. Başka alternatifimiz yok. Ama Netanyahu savaşın 6. haftasında geri adım attı. Geçici ateşkes ve takas anlaşmasını kabul etti. Üstelik daha önce reddettiği anlaşmanın aynısına onay verdi. Peki Netanyahu neden tutum değiştirdi? İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesine göre en büyük neden giderek artan kamuoyu baskısı. İsrail'i rehine yakınları Hamas'la anlaşma yapılması için neredeyse her gün protesto düzenliyordu. Büyük bir kafile Tel Aviv'den Kudüs'e yürüyüp rehinelerin derhal evlerine getirilmesini istemişti. Sabırları tükenen rehine yakınları son olarak İsrail meclisine gidip masaya ellerini vurmuştu. Belki artık Arapları öldürmekten bahsetmeyi bırakıp Yahudileri kurtarmayı konuşmaya başlarsınız. İsrail'deki tepkilere giderek artan uluslararası baskı da eklendi. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi Filistin'e destek için sokaklara çıktı. İsrail belki de ilk kez medya savaşını kaybetti. Birçok ülkede peşi sıra ateşkes ve insani ara çağrılarında bulundu. İsrail'in köşeye sıkıştığına dair ilk itiraf Dışişleri Bakanı Eli Cohen'den geldi. Cohen ateşkes için yoğun diplomasi baskısıyla karşı karşıyayız dedi. Ares gazetesine göre İsrail ordusu ve istihbarat teşkilatları Şimbet ile Mossad'ın değişen tutumu da Netanyahu'nun Hamas anlaşmasında etkili oldu. Çünkü Gazze'nin kuzeyine girilmesine rağmen sadece bir rehine kurtarılabilmişti. Sahada açık bir başarısızlık vardı. Tıpkı 7 Ekim'deki Hamas saldırısında İsraililerin yüzüstü bırakıldığı gibi rehineler de bir anlamda yüzüstü kalmıştı. Netanyahu tüm bu nedenlerden dolayı önceliklerini değiştirdi ve ilk sıralara rehinelerin müzakere yoluyla bile olsa kurtarılmasını da ekledi. Netanyahu'nun bundan sonra da geri adım atıp atmayacağı merak konusu. Kalıcı ateşkesi reddeden ve savaş sonrası Gazze'de kontrolün sadece İsrail'de olması gerektiğini savunan Netanyahu'nun bu konularda da geri adım atmak zorunda kalabileceği belirtiliyor. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Giver, Hamas'la geçici ateşkes ve takas anlaşmasına zaten yanaşmamıştı yapılan toplantılarda ateş püskürmeye de devam ediyor uzlaşılan maddeler. Ben Guir, ateşkes anlaşmasını eleştirerek savaşa ara verilmesinin Hamas'a yarayacağını savundu. İsrail Bakan, Hamas bu ateşkesi her şeyden çok istiyordu. Anlaşma denklemi değiştiren ve daha fazla olaya yol açabilecek tehlikeli bir emsaldir ifadelerini kullandı. Anlaşmanın rehinelerin iadesi konusunda bir avantaj sunmasına karşın hepsini kapsamamasını da eleştirdi. Netanyahu ise dün savaş kabilesinin Amas'la ateşkes ve takas anlaşmasına hayır oyu veren isimler arasındaydı. Oturumda bu karar bizden sonraki kuşaklara büyük zarar verecek demişti.